Selamun Aleyküm. Saat şu an tam 3. Tam 3. Şu an baya yorgunum. Şu son zamanlar aşırı derece yoğun geçiyor. Yani uyanıyorum. Çalışıyorum. Yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Spor yapıyorum. Eve geliyorum. Yemek yerken film izliyorum. Saat 1-1.30. Bir, 2 bir oluyor sonucuk. Yatağa. Uyuyakalıyorum. Yani son zamanlarda baya baya yoğunum. Ve bu yoğunluk beni birazcık ister isteme stres yaptırıyor. Ve sinirli ve agresif bir insan olmama da sebep oluyor. Neden? Çünkü tabii ki de yani bir planım var 2025 yılına kadar. Bu planı gerçekleştireceğim sürede yani bazen bazı şeyler istediğim gibi gitmeyebiliyor. Yani istediğim gibi olmayan şeyler olabiliyor. Ve bunlar da beni haliyle sinirlendiriyor ve bunlar üst üste geldiği zaman daha da çok sinirleniyorum. Son zamanlarda çok güzel ilerliyorum. Çok güzel yol kat ediyorum. Allah'ıma şükürler olsun. İnşallah çok daha güzel bir şekilde ilerler ve çok daha güzel bir şekilde güzel şeyler yapabilirim. Amin. İnşallah. Ben 2024 yılının Ağustos ayında 2025'e 5 ay kala bir plan yapmıştım. Bu planı Uygulamaya başladım Ağustos ayında. Bu planın sonunda benim istediğim şeyler, hedeflediğim şeyler, isteklerim falan var. Ve bunlara bu planın sonunda ulaşacaktım. Ama işin en güzel kısmı şurada başlıyor. Ben bu planı uygulamaya başladığımdan beri 2 ay içerisinde gerçekten bayağı disiplinli ve plana sadık bir şekilde ilerledim. Ve 2 ay içerisinde istemiş olduğum şeylerin %75'ine sahip oldum. Bak çok fazla sıktım kendimi. Gerçekten çok fazla sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler için zaman arıyorum, Sürekli bir şeylerin peşinden koşuyorum. İstiyorum, yapmak istiyorum, başarmak istiyorum. İsteklerime, hedeflerime ulaşmak istiyorum. Şu son iki ayda şunu öğrendim. Bir insan bir şey istiyorsa, istediği şey için zaman, emek, çaba harcıyorsa o istediği şey olacak. O istediği şeye ulaşacak istediği şeyin olmama gibi bir lüks yok. Sen istiyor musun? İstediğin şey için zaman harcıyor musun? Emek harcıyor musun? Çaba harcıyor musun? O zaman ona ulaşacaksın. O zaman o olacak. Bitti. Bu kadar. Ben iki, şu son iki ay içerisinde bunu fark ettim. Bir şey istedim. Plan yaptım. planama sadık kaldım. Planımı uyguladım. Disiplinli oldum. istediğim şeye, hedefime ulaştım. Yeter ki iste. Hedef koy, plan yap planına sadık kal. Ondan sonra istediğin şeye ulaş. Bu kadar. İnsanoğlunun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sen yeter ki iste. Yeter ki hayalini kur. Yeter ki gerçekten iste. Gerçekten. Kalpten istediğin zaman, gerçekten istediğin zaman, inandığın zaman o şey gerçekleşiyor. Ve ben bu iki ay içerisinde, bunu zaten biliyordum. Ama iki ay içerisinde gerçekten kanıtlı bir şekilde, yani kendi hayatımın üzerinde kanıtlı bir şekilde bunu öğrenmiş oldum. Ve bu durum beni son zamanlarda aşırı derece mutlu ediyor. Neden mutlu ediyor? Ben istediğim bir şey için 5 aylık bir plan yaptım. 5 ay sonunda istediğim şeye ulaşacaktım. Ama 2 ay sonunda ulaştım. Bu ne anlama geliyor? Eğer ben isteklerim için, daha büyük isteklerim, daha büyük hayallerim, daha büyük hedeflerim için çok daha planlı, yaptığım planlara sadık kalarak, disiplinli bir şekilde ilerlersem, gerçekten isteyerek varımı, yoğumu, her şeyimi ortaya koyarsam ne olur? daha fazla istediğim şeylere sahip olabilirim. Yapacağım tek şey disiplinli olmak. Plana sadık kalmak. Elimden gelen en iyisini yapmak. Ve böyle düşününce böyle insanın gözünde böyle çok fazla nasıl diyeyim böyle bir sanki bir an aydınlanma geliyormuş gibi. Ben 5 ayın sonunda istediğim bir şeye disiplinli çalışarak yani disiplinli bir şekilde yaptırmış olduğum plana sadık kalarak, zaman harcayarak, emek harcayarak, sürekli onun için uğraşarak, zaman harcayarak iki ayda ulaştım. Eğer gene aynı bu şekilde devam edersem uzun vadede istemiş olduğum büyük bir büyük şeylere, büyük hedeflerime, büyük isteklerime, büyük hayallerime daha kısa sürede ulaşabilirim. Bunun bilincinde olmak beni heyecanlandırıyor. Sanki bir aydınlanma yaşıyorum bundan dolayı mutluyum. Bu yüzden yaptığım şeyleri hızlandırmaya başladım. İstediğim şeyler, tabii daha farklı şeyler istiyorum. Daha büyük şeyler, daha güzel şeyler istiyorum. Bundan dolayı ilerlemeye başladım. Ama bunun en kötü yanı ne? Dediğim gibi son zamanlarda çok fazla yoğunum. Sürekli bir şeylerle uğraşıyorum. Sürekli bir şeylere zaman harcıyorum. Sürekli bir şeylere emek harcıyorum. Ve bunlar beni yoruyor. Yani iki ay oldu tabii ki de tam kısa bir zaman. iki ay aslında kısa bir zaman değil. 60 gün, iki ay, iki kocaman ay. 60 gün yani her gün boyu sürekli çalışmak falan filan yoğun olmak sürekli istediğim şeyleri düşünmek stres yapmak sürekli aklımda bir şeyin olması sürekli aklımdan bir şeyin geçmesi beni zorluyor stres yapıyorum kendimi yoruyorum Bunlar beni zorluyor. Ve istediğim şeye o kadar takıntılı hale geldim ki bir, bir gün izin vereyim kendime veya kafamı dinleyeyim. Bir gün yatayım böyle rahat rahat. Bunu yapmıyorum. Bunun yerine bir uyuyorum. Yani fazla uyuyan bir insanım. Gerçekten bayağı uyuyorum. Yani en baba çok rahat 12 saat uyuyorum. Yani 10 saatten aşağı kalkmıyorum zaten ve gün içerisinde bu yüzden çok yoğun oluyor. Bütün işler birbirine giriyor. 6 saat uyusam eyvallah. Çok güzel bir şekilde halledeceğim işlerimi rahatlat. Ama bir uyuyorum 10 saat. Yani alarm kuruyor bak alarm kuruyorum. Anneme falan söylüyorum. Evde kardeşlerime söylüyorum. Beni kaldırın diyorum. Gene kalkmıyorum. Uyku konusunda sorunum var. Gerçekten var. Ama 10 saat uyumam bir yandan Vücut bayağı güzel bir şekilde dinleniyor. Yani 8 saat yeterli. 2 saatte keyfiye Allah bereket versin. Yani 10 saatte güzel bir şekilde yani bayağı bayağı rahat bir şekilde dinlenebiliyorum. Bu iyi. Ama dediğim gibi gün içerisinde birçok yapacağım şey sıkışıyor. Yetişemiyorum. Ve ayrıca bahsettiğim bir konuda. Yani sürekli böyle yoğun olduğum için kendime vakit ayırmıyorum. Ve stres yapıyorum. Sürekli başka şeyleri düşünüyorum. Yani yapacağım şeyler, hedeflerimi, isteklerimi, hayallerimi düşünüyorum. Ve bunları düşünürken de ben stres yapıyorum. Durum bu. Bir yandan ilerlemem güzel ama bir yandan da artık artık değil de böyle bir iki günlük, üç dört günlük veya bir haftalık böyle dinlensem dinlensem güzel olabilir. Yani böyle kendime vakit ayırsam. Ama dinlendiğim zamanda da şöyle oluyor. Yani kendimi çok boşmuş gibi hissediyorum. Boş insanmışım gibi hissediyorum. Tamam dinleniyorum. Kendime vakit ayırıyorum. Kafamı dinliyorum. Sakinleşiyorum falan. Ama boş durduğum zaman, bir şey yapmadığım zaman, en kötü bir tatil tarzında bir şey yaptığım zaman, dinlendiğim zaman birazcık kafam rahatlasın düşüncesiyle bir şeyler yaptığım zaman geçmişi, geleceği ve şu anı düşünmeye başlıyorum. Ve bu da beni strese sokuyor. O yüzden boş durduğum zaman düşünüyorum, düşündüğüm zaman kafayı yiyorum. Sistem bu. Boş durmadığım zaman, sürekli bir şeylerle uğraştığım zaman yoğun oluyorum. Kafam oluyorum. Bu güzel, süper, eyvallah. Ama bir zamandan sonra da yoğun olmak, sürekli bir şeylerle uğraşmak benim kafamı dolduruyor ve beni kötü etkiliyor. Stres yapıyorum yani. O yüzden tam ortasını ayarlamam lazım. Yani hem yoğun olup sürekli bir şeylerle uğraşmam lazım, hem de biraz da kafamı dinlemem lazım. İkisinin arasını bulmam lazım. Yani uzun lafın kısası, yol uzun, zaman kısa, enerjin var mı yok mu tartışılır. %50 diyebilirim. Ama hayallerim var, hedeflerim var, isteklerim var. Yapmak istediğim, gerçekleştirmek istediğim, ulaşmak istediğim şeyler var. Bunlar için elimden geleni yapacağım ve yapmaya devam ediyorum zaten. Ama dediğim gibi bunlar beni yoruyor. Ve yarın erken uyanmam gerekiyor. Saat 3. Yarın nasıl erken kalkacağım? Hiçbir fikrim yok. Ama erken kalkmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. İnşallah kalkarım. İnşallah. Siz bu videoyu yarın göreceksiniz. Yarın yükleyeceğim yani ben uyandıktan sonra, işlerimi hallettikten sonra. Şu an uyumam gerekiyor. Yarın kalkacağım. Direkt yükleyeceğim bunu. Bir yandan güzel, bir yandan kötü. Ama beni en çok mutlu eden şey 5 ayda yapmayı planladığım şeyi disiplinli bir şekilde çalışarak 2 ayda yaptım. Ve bunun bende hissettirdiği en mükemmel şey ben 5 ayda yapmayı planladığım şeyi 2 ayda yaptıysam demek ki 10 ayda yapmış oluyorum. yani 10 12 ayda yapmayı planladığım şeyi 5-6 ayda yapabilirim. Yani uzun vadede yapmayı planladığım bir şeyi kısa vadede yapabilirim. Gerçekten bir insan bir şey istediği zaman aklına koyduğu zaman kesinlikle onu başarır. Kesinlikle. Neyse ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.